Merhabalar. Bugün Philips TV ile ilgili çalışacağız. Müşteri şikayeti. TV'yi kumandaya bastıktan sonra yaklaşık 25-30 saniye sonra iki defa error hata vermesi. Yani standby lambası iki defa yanıyor duruyor, yanıyor duruyor. Bu esasında bizim için klasik ama müşteriler için farklı bir arıza. Bu arızaya yaklaşmak için tabi forumları okuyorlar, YouTube'da araştırıyorlar. Bununla ilgili detaylı bilgi yok. Çok fazla bilgi yok esasında. Onunla ilgili son kullanıcıya bilgi vereceğim. Bu modelimiz 55FPL7108, 8008, 8708, 6198, 6008. Bunun birbirine benzeyen o kadar çok versiyonları var ki. İşlemci üzerinde kullanılan porselen bir soğutucu var. Bu tip kartlarda genelde işlemci soğuk lehim oluyor. Ben şimdi direkt konuya geçmek istiyorum. Hatayı size gösterip nereden kaynaklandığını anlatacağım. Şimdi televizyonumuzu açtık. Şu anda TV çalışıyor. Belki ışık çoktur. Tavandaki ışığı kapatayım. Bu şekilde hata mesajı veriyor. Söktüm, tezgaha aldım. Bu arıza işlemciden kaynaklanıyor. Fabrikasyon bu kartlarda soğutucunun küçük olması ya da iyi soğutulamaması gibi sorunlardan dolayı işlemci soğuk lehim oluyor. Bunu BGA ile sökülüp tekrardan takılacak. Bu arada bu hatadan emin olmak için burada bir test yapacağız. Bu test işlemciyi zorla çalıştırma anlamına gelecek. Yani protection'ı iptal etmek de diyebiliriz. Bu hata mesajı 2'den 5'e çıktığında kesinlikle işlemciyi sökeceğiz ve takacağız. Şöyle biraz yaklaştırayım. Zoomladım. Burada SDM yazan şuradaki noktayı GND'ye yani şasiye bir kabloyla bağlayacağız. Yani kısa devre edeceğiz. Jumper da diyebiliriz. Tekrardan uzaklaştırayım. Sonrasında televizyonumuzu tekrar fişe bağladığımızda bir süre sonra yaklaşık 1 dakika civarında standby ışığı yanıp sönmeye başlayacak. Toplamda 5 hata mesajı verirse kesinlikle işlemci sökülüp takılması gerekiyor. Bu Philips'lerde en çok rastlanan arızalardan birisi işlemcinin soğuk lehim olması. Sonrasında bunu onarımı bittikten sonra aynı şekilde müşteriye verildiğinde yani yanlış olmasın bir yıl içerisinde tekrardan geri dönüyor. Buraya güzel bir soğutucu yapacağız ya da bir fan kullanacağız. Şöyle salyangoz şeklinde küçük bir fanım var. Bunun plastiği var, metali var, elimde çeşitleri var. Şu şekilde yerleştirirsek ve beslemesini de tabii ki power supply'dan alacağız. O zaman doğru şekilde işlemci soğumaya başlayacaktır. Ve tekrar aynı hadise gerçekleşmeyecek. Devam edelim. İşlemci söküp takma işlemi bitmiştir. Kartımız hazır. Şimdi bu soğutucuyla devam edersek bu tekrar bozulacak. Başta da söylemiştim. Bunu kesinlikle daha büyüğüyle değiştirmek ya da yanına bir fan koymak gerekiyor. Oradaki fanın benzerini şöyle işlemcinin karşısına yerleştirdim. Bunun enerjisini de power supply'dan besleme kartından aldım. Beslemeden 12 volt aldım. 12 voltun üzerine bir 7805 bağladım. Orta ayağına da 2 tane seri diyot bağladım. Voltajımı 3,5 volta düşürdüm. Fan normalde 8 voltla çalışıyor ama burada sessizlik istiyoruz. 3,5 voltla fanımı çalıştırdım. Çok sessiz oldu. Hatta bunu da ölçtüm. Vücut sıcaklığı 37 derecenin üzerine çıkmadı. Önceki cihazlardan biliyorum 55-60 dereceleri görüyor ve tekrardan bozuluyor. Soğuk lehim oluyor. Şimdi çalıştıralım cihazımızı. Resim alalım. Standby'da çıkartıyorum. Evet, çalıştı. Şimdi demomuz geldi. TV çalıştı. Bekleyeceğiz. Kurulumu yapıyor. Burayı hızlandıracağım. Evet, resmimiz geldi. Şuradan çekeyim. Işık kırılıyor. Sony'nin demosu var da Blu-ray oynatıyorum.
Bu gölge de telefondan kaynaklanıyor. Frame tutmuyor. Ondan dolayı televizyonda bir hadise yok, arıza yok. Çok da güzel çalıştı. Şöyle arkaya dönelim. İşlemcimiz çalışıyor, soğutucumuz. Ses yok fanda. İki hata mesajı. İşlemcinin soğuk lehim olması. Bir videonun daha sonuna geldik. Gelecek arızalarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.